Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tuğ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde arkadaşlar abone olmak. Ve şimdi arkadaşlar bugün size bu şekilde yapraklar arasında böyle tek bademler Yine modelimiz arkadaşlar bademimiz iğneden tığa bir model arkadaşlar. Yaprak da aynı şekilde. Bu şekilde sinek kanadını büyüterek kirpikli sinek kanadını arkadaşlar yaprak yapıp içine de kirpiklerle zürafalarla yaptığımız bademi nasıl yapıldığını arkadaşlar tarif edeceğiz. Modelimiz bu şekilde anlattığım gibi arkadaşlar yapraklar arasında tekli badem ütülenmedi ütülenirse daha bir tiril olacak arkadaşlar evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim evet arkadaşlar yemenimizin dört bir kenarını bu şekilde tığ battılarını hazırlıyoruz İlk tığ battığın bir tane tığ battığının içine arkadaşlar sık iğne ile giriyoruz. İlk önce yaprak yapımı ile başlayacağız. Sonra da bademimizin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Şimdi arkadaşlar buraya 4 tane zincir çekiyorum. Tığ battığımızı sık iğne ile girdik ve üzerine 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Hemen yanındaki boş olan tığ battımın içine arkadaşlar 4 zincirimi kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum üzerine. 5 zincirimi çektim. Çeviriyorum ters tarafına. Ve buradaki geri dönüp dibine, bu 4 zincirin dibine arkadaşlar sık iğne ile 5 zincirimi kapattım 2 zincir çektim dönüyorum düz yüzüne bir defa tığın başını doluyorum ikisini birden arkadaşlar gördüğünüz gibi iki katlı zincirlerimiz 2 2 olarak bu şekilde bir tane trabzan yaptım üzerine 5 tane zincir çekiyorum trabzanımın arasına girip kapatıyorum. Bir defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 Biraz daha uzun bir trabzan yaptım arkadaşlar. İlkine nazaran yine 5 zincir trabzan arama girip kapattım bu şekilde. İkinci kirpiğimiz 2 defa tığımın başına doladım. Şimdi 2 dolamalara geçtik. 2 2 2 3 seferde 2 şerit kereden aldım arkadaşlar. Yine 5 zincir kapattım bu şekilde. 4. kirpik için 2 defa tığım başına doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 Evet arkadaşlar dördüncü ve sonuncu trabzanımızı da yaptık. 5 zincirini çekelim. Trabzanımıza kapattık bu şekilde. Geriye kalan arkadaşlar bu son trabzanımız 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 3 4 5 6 Evet arkadaşlar bir tane daha yapabiliriz eğer elinize hastalık geliyorsa bu şekilde arkadaşlar 3 kirpikli trabzan sonuncu kirpikli trabzanımızı da sık ile yaptık bu şekilde yaprağımızın yapımı bu kadar arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum yandaki tığ battıya girdim kapattım 1 2 3 zincir tığ battıya girip 2 tane bu şekilde tığ battı yaptım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi bir tane araya tığ battı bırakıp yanındaki tığ battıya bu şekilde bir yuva yapıyorum. Geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir. Yandaki tığ battıya 3 zincir, yandaki tığ battıya Evet arkadaşlar yan taraflarında ikişer zincir ortada 5 zincir bu şekilde bademimiz için yuva yaptık. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yaprak yapalım. 4 zincirimizi çektik. Yandaki tığı battıya girdik. Bu da yaprağımız için yuva oluyor arkadaşlar. 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Dönüyorum. Şimdi bu kapattım. Zincirin en dibine 5 zincirimi kapattım. 1 2 zincir. Evet arkadaşlar, şimdi düz yüzüne döndük. Bir defa doluyorum. Hemen 2 2 alarak bu şekilde küçük bir trabzan yaptım. 3 4 5 zincir. 5 zincirimi buradaki trabzanıma kapatıyorum. Buraya bir tane kirpik yaptım. Bir defa doladım. Aynı yuvanın içine 1, 2, 2, 3 seferde aldığım bir trabzan, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum buradaki trabzanımın arasına. 2 defa doladım, yuvaya girdim, 2, 2, 2, 3 seferde aldığım bir trabzan ve 5 zincir. Kapatıyorum kirpik olarak. Sonuncu trabzan için iki defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Yine 5 zincir. 5 zincirimi yaptığım bu son trabzanımın arasına kapattım. Geri kalan kısmı da arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Son trabzanımı sık iğne yaparak iniyorum. 3, 4, Evet arkadaşlar. Bir tane de 7 tane yaptık. Ne kadar alırsa demiştik. Son sık iğneyi de ana yuvada yaptık. 3 zincir bu şekilde kapattım. 1 2 3 zincir hemen yandaki tığ battı da kapattım. Şimdi arkadaşlar yuva için 5 zincir ve 2 tane tığ battı yapacağız. Bu şekilde umarım anlaşıldı arkadaşlar. Yaprakların arasında bademimiz. Şimdi bademin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile girdim. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi hemen bu 5 zincirli yuvanın içine kapattım bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle görülmesi için şu şekilde tutayım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kapattım bu şekilde. Bu ikinci kirpiğim. Buraya 4 tane bu şekilde kirpik yapıyoruz. 8 zincir kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. 8 zincirimi bu şekilde yuvada kapattım. Evet 4 tane arkadaşlar buraya kirpik yaptık. 8 zincirli 4 kirpik. Şimdi bu 4 kirpiğin üzerine arkadaşlar 5 zincir çekiyorum. Ters tarafını döndürdüm. Tülbentimizin ters tarafındayız ve buradan ilk yuvanın içine sık iğne ile arkadaşlar kapattım 5 zincirimi 1 2 3 zincir sıradaki kirpikten bu şekilde sık iğne ile girdim 3 zincirimi kapattım 3 zincir bu şekilde kapatıyorum diğer yuvaya 3 zincir ve kapatıyorum diğer yuvaya şimdi 2 zincirle düz yüzüne döndük İlk yuvanın içini şöyle tam ortasını arkadaşlar sık iğne ile kapattım. 3 zincir hemen yandaki 3 zincirli yuvaya kapattım. 1 2 3 zincir. Hemen yandaki 3 zincirli yuvaya kapattım. 3 olan yuvamız 2 oldu. 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Ve 3 zincirli yuvaya sık iğne ile girdim. 1 2 3 Evet bir tane kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 2 1 oldu bir zincir çekiyorum hemen yuvaya sık iğne ile bir zincirimi kapattım şimdi buraya 6 zincir çekiyorum 6 zincir ilk yuvadan kapattım 1 2 3 4 5 6 ikinci kirpiğimi kapattım 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Üçüncü kirpiğimi tek kalan yuvamız arkadaşlar. Bu şekilde üç tane kirpik yapıyoruz. Ve zincirimi, ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane de mor yapalım. Pembenin iplerini yaktım. Arka tarafına çektik arkadaşlar. Buradaki sık iğneye 5 zincirli 2 yaprağın arasındaki 5 zincirli sık iğneye girdim. 8 zincir 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Yuvada kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yuvada kapatıyorum. Bu ikinci kirpiğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde bu da 3. kirpiğim 3 4 5 6 7 8 buradaki diğer kirpikleri kapattım, yuvaya kapattım. Yine 4 tane arkadaşlar 8 zincirli kirpikleri yaptık. 5 zincir Dönüyorum ters tarafına. Evet yapılışı kolay görünüşü çok hoş bir model arkadaşlar. İlk ipliğimi sık iğne ile kapattım. 3 zincir. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya 3 zincirimi kapattım. 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya kapattım. 1 2 zincir. 2 zincirle dönüş yapıyorum ve hemen tam ortasından 3 zincirli yuvanın tam ortasından giriyorum. Yine 3 zincir. Sıradaki 3 zincirli yuvaya kapattım. 1 2 3 zincir. Sıradaki 3 zincirli yuvaya kapattım. Evet, 3 3 tane yuvamız 2 oldu. Yine 2 zincir çekip ters tarafına dönüyorum. Yine arkadaşlar tam ortasını kapatıp kesim işlemi yapıyorum. 3 zincir ve kapattım. Bir zincirle düz yüzüne döndük. Bir tane kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvamızda sık iğne ile girdim. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. Ve bu tek kalan yuvama kapattım. Bu 6 zincirli kirpikten buraya 3 tane yapacağız. 6 zincir Kapattım. Yuvamda 1-2-3-4-5-6 zincir. Kapattım. Yuvamda. Evet arkadaşlar. Mor bademimiz de hazır. Bir tane zincir çekip yine ipimi arkada yakacağım arkadaşlar. Arkadan ilmek alıp ipimi arkaya saklayacağım. Kenarda yanı kız istemiyorum. Bu şekilde mor bademimiz hazır. Evet arkadaşlar. Bademlerimiz göreceği hazır. Gördüğünüz gibi hoş ve çok zarif bir model oldu. Evet, rengarenk bademlerimiz yapraklar arasında çok zarif çok tatlı oldular arkadaşlar yapımda gördüğünüz gibi gayet kolay ve rahat bir şekilde herkesin yapabileceği bir zincir bilen herkesin yapabileceği bir bademler oldu arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun Hoşça kalın arkadaşlar